Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça kolay, çok da güzel bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de kar topu, bebeğini. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta. Ben şişime 18 ilmek attım. Ön yüzden bir diş haroşa elde edecek şekilde bir zemin hazırladım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Ben böyle bir diş haroşa uyguladım. Modelin anlatımı için bana yeterli. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte örmek için hazırsanız buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünden birinci sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İpimi şişime dolayıp artırma yapıyorum ve sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Tekrar ipimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru çevirip kesiyorum. Yine artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru çevirip kesiyorum. Artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru çevirip kesiyorum. Artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Birinci sıramız hep bu şekilde. Ön yüzdeyiz. Bir artırma yapıp sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru çevirip kesiyorum. Tekrar artırmamı yaptım ve son 2 ilmeğimi yine aynı şekilde sola doğru kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Burada artırma yapmadım. Burada çünkü artırma yaparak başladık. Burada artırma yapmamıza gerek kalmadı. İlmek sayılarımızın dengeli olması için. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpim bana doğru bir kez dolayarak artırmamı yaptım. Sıradaki ters ilmeğimle yanındaki dolayarak artırdığım ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ipimi doladım, artırmamı yaptım. Sıradaki şu ters ilmeğimle yanındaki şu artırma yaptım, dolayarak artırdığım ilmeğimin İkisini birlikte örüyorum. Tekrar ipimi doladım, artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi ters ilmeğimle artırdığım ilmeğimi bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Tekrar doladım, artırmamı yaptım. Ters ilmeğimle bir önceki sıradaki doladığım, artırdığım ilmeğimi birlikte ördüm. Artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Arka yüzde ve ikinci sırada da ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Son kez yine ters ilmeğimle bir önceki sıradaki doladığım ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Burada artırma yaptığımız için başlarken sonda artırma yapmıyoruz. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Doladığım ilmeklerimi de düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi dördüncü sıra arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra ve arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzde beşinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5. sırada ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Farklı bir işlem yok. Sıramı tamamlayıp geliyorum.
İlmeklerimi tamamladım. Şimdi 6. sıra ve arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu sıra bizim son sıramız. 6 sırada bir model tekrarlanıyor. Ve modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, 6 sıranın sonucunda modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi modelimizi tekrar bir kez daha kuralım. Aynen ilk başta yaptığımız işlemlerin aynılarını tekrarlayacağız. Birinci sıradan itibaren tekrar yapmaya başlayalım. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa aldım. Bir kez ipimi doluyorum şişimi. Artırmamı yaptım. İki ilmeğimi sola doğru çevirerek kesiyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. İki ilmeğimi sola doğru çevirerek kesiyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. İki ilmeğimi sola doğru çevirip kesiyorum. Yine artırmamı yaptım. İki ilmeğimi kesiyorum. Birinci sıramız hep bu şekilde. Oldukça da yapımı kolay bir model arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Tekrar doladım. Sıradaki iki ilmeğimi sola çevirerek yönlerini kesiyorum. Ve son kez yine ipimi dolayarak artırdım. Ve iki ilmeğimi sola doğru kestim. Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi dolayarak artırmamı yapıyorum. Sıradaki ters ilmeğimle bir önceki sırada şu artırdığım ilmeğimi ikisini birlikte örüp ters örüp kesiyorum. Bu sırada ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. Doladım. Sıradaki ilmeğimi ve yanındaki ilmeğimi ters örüp kesiyorum. Yine doladım. Artırmamı yaptım. İki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Modelimizin ikinci sırası arka yüzden bu şekilde. Doladım. İki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Ve son kez yine aynı işlemi yapıyorum. Genel ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Burada en son ilmekte artırma yapmadım. Çünkü en başta yapmıştık. İlmek sayımızın dengesi için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ön yüzde ve üçüncü sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Doladığım ilmeklerimi de düz örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve dördüncü sıradayım. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi ördüm, ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde 5. sıradayız. 5. sırada bir sıra düz, 6. sırada arka yüzde de bir sıra ters örgü örüp sıralarımızı tamamlayalım. Ben de sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ön yüzden 5. sırada bir sıra düz, arka yüzde de 6. sırada bir sıra ters ördüm. Sıralarımı tamamladım. Modelimizi iki kez kurmuş olduk. Şu iki sıra ajur kısmının arasında 4 sıra bir düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters şeklinde. Burada da yine aynı şekilde 1 ve 2. sıralarda ajurlu uygulamayı yaptıktan sonra 3. sırada düz, 4. sırada ters, 5. sırada düz, 6. sırada ters şeklinde 6 sırada bir modelimizi tekrarlıyoruz. Şimdi böylece iki kez modelimizi kurmuş olduk. Kamera arkasında ördüğüm parçayı da şöyle size göstermek istiyorum. Oldukça da güzel bir model ve bir o kadar da kolay. Ben burada alt kısmında çift katlı başlama tekniği uyguladım ve 3 diş haroşa ördüm. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Örgümüzün arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Oldukça basit
Bir o kadar da güzel bir model. Her açıdan şöyle görmenizi istiyorum modeli. Bu modelden çok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yelekler, hırkalar, süveterler, yetişkin yelekleri, çocuk yelekleri birçok şeyde uygulayabilirsiniz. Oldukça güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.